abi. Gözünü seveyim, yapma şunları ya. Tamam. Kumar oynattığın için mi oldu? Sahi anne. Borcumu ödeyeceğim parayı yakmıştın zamanında, haram para bu diye. Şimdi nasıl oluyor? Kumar parasıyla mı kuruyorsun sofranı? Sen kumar mı oynatıyorsun kahvede? Beni abinizle yalnız bırakın hadi. Gidin çocuklar. Hadi. Kungru. Anacığım ne yapıyorsun? Al şunu cebine. Dokunmam ona ben. Bak sana yemin ederim oradan tek bir kuruş bile gelmedi bu ev. Al şunu. Ben neye inanıp neye inanmayacağımı artık bilmiyorum. Hangi lafa, hangi söze, hangi yemine inanacağımı bilmiyorum. Bak parası olmayan gelmiyor oraya. Ben de aldığım parayı mahalleliye dağıtıyorum bu. Yani zenginden alıp fakire verme yolunu buldun da bununla mı övünüyorsun oğlum? Ya ben kimseye zorla kumar oynatmıyorum. Gelen parasıyla geliyor, hakkını alıyor gidiyor. Tamam, bir güvenlik zafiyeti var. Onu da çözeceğim ben bir şekilde. Sonra oğlum. Sonra ne olacak? Hadi çözdün diyelim. Hadi buldun diyelim. Sonra ne olacak? Anacığım. Ne sana ne çocuklara zarar gelmesine izin vermem. Bana güvenmiyor musun? Benim güvendiğim dağlara çoktan kar yağmış. Hem de senelerdir. Bir insan kaç kere güvenirse o kadar güvenirim sana da. Sen kaldırabilir misin o güveni bilmem. Anacığım yapma. Bak üzüyorsun beni. Ne olur yapma. Bu mahalleye sen getirdin bizi oğlum. Hep başımıza gelenlerin o Behram denen pislik yüzünden olduğunu söyledin. Ben de hiç sorup soruşturmadım bile, sana inandım. O belindeki silahı bile kabul ettirdin bana. Hadi o zaman Behram yüzünden bunca şey başımıza geldi. Bugün yaşadıklarımız ne olacak? Şu içerideki kızcağızı sıyıran kurşun hangi pislikten ha? Hangi pislik yuvasından? Şuna bir kuzgun. Ben yarın bu mahallede kapıdan boynum bükük çıkacağım. Sen bu pisliklerden arınmadıkça da başımı yerden kaldırmayacağım. Gerisini nasıl istiyorsan öyle yap oğlum. Abi. Ne oluyor? Hangi birini anlatayım Cihan? Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Merak etme sen. Bu fermanla alakalı bir şey bulabildin mi? Bakılıyor. Açık artırma işin oldu. Son bir telefon bekliyorum, onu da halledeceğiz. Cihan bak, bu işler küçük işler değil. Benim karşıma kardeşimi çıkarmalar falan. Şu hayattan zar zor geri alabildiğim bir ailem var. Tutamıyorum Cihan. Tutamıyorum onu. Sen nereye? Nereye olacak ki? Ah be abim.
Burası iyi, burası iyi. Gözlerini ilk açtığında bunu görsün istiyorum. Olur mu hocam? Tamam, harika. Kaçmıyorum da, sen kovalıyorsun da, bal gibi kaçıyorsun. Öyle hızlı kaçıyorsun ki hem de, rüzgarın kalıyor geride be. Kaçmıyorum. Karşındayım. Söyle ne söyleyeceksin. Hem beni gördüğünde tırım tırım kaçıyorsun. Hem de anılarımızın peşinde dolanıyorsun ha. Ben mi dolanıyorum anılarımızın peşinde? Niye burası Dila? Niye bu ağacın altı? Allah aşkına kendini kandırma. Gururundan söyleyemiyorsun. Neymiş o gururundan söyleyemediğim? Kalbinle savaşmaktan kas katı olmuşsun. Hadi burası kuzgunu sevemezsin diyor da. Burası? Ha-ha. Orası kuzgun diye çırpınıyor. Çok yakında evleniyorum kuzgun. Bana bir tane makul neden söyle. Bir tane. Niye o adamı seçtiğini anlayayım. Hiç öyle bir zorunluluğum yok, kusura bakma. Bana o herifle gönül bağını bile anlatamıyorsun. Çünkü anlatacak bir hikayen yok. Çok mu bilmek istiyorsun? Anlatayım. Ferman benim hayatımı kurtardı. Serda. Beni korudu. Korudu? Aynen. Beni korudu, beni sakladı. Ben ona saklandım. Ferman sayesinde ben hayatta kaldım.
Artık beni kimse hayata döndüremez sanırken, ben kendimden vazgeçmişken, dönüştüğüm bu karanlıktan, leş dünyadan bıkmışken, ben bitmişken, ferman beni hayatta tuttu. Behram'ın masasını Kudret'e verdiğim için tahmin edersin ki adamları peşime düştü. Beni öldürmeye çalıştı. Anlayacağım ferman olmasaydı şu an yaşamıyordum. Sonum Kudret gibi olacaktı işte ya. En basitinden kaza görünümlü cinayet. Buna can borcun olduğu için bunun yanındasın. O yüzden mi evleniyorsun yani? Ben buraya niye geliyorum biliyor musun? Belki biraz. Biraz. Bu ağaç bir hafızaydı. Çocukluğumda. Londra'dan buraya her gelişimde. Bilmiyorum. Beni sabitliyordu. Buraya. Bana. Sana. Anneme, babama. Ama şimdi bir hafızadan çok eski bir dostu ziyaret etmek gibi burası. Biliyor musun buraya geldiğimde artık annem aklıma gelmiyor. Babam, çocukluğum, vicdanım, yaptığım hatalar. Hatta sen bile. Hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Buraya geliyorum. Sadece ona bakıyorum. Beni bunca zamandır sakladığı için. Her geldiğimde onu olduğu gibi burada bulabildiğim için seviniyorum sadece. Beni iyileştiriyor biliyor musun? Beni dinliyor. Beni anlıyor. Bir daha ne anlatıyorsun yine? Tilkinin kuyruğuna çevirdin meseleyi. Sen bir insana ilişkiye emek vermek nedir bilir misin? Ben biliyorum. Sen benim verdiğim emeği görmedin. Ama ben Ferman'ın bana verdiği emeği gördüm. Çünkü heba olan emek nedir çok iyi biliyorum kuzum. Yani Ferman'la bu yüzden evleniyorum. Bence gayet yeterli bir sebep. Orada bir yanlışım var. Düğün gününe kadar sana o herifin göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlayacağım. O zaman belki anlarsın hatanı. O heba ettiğin emeğin de çerçeve yaparsın. Daha afilli olur. Hay Mektar.
Kuzgun. Sen yatmadın mı hala ya? O senin dinlenmen lazım, böyle olmaz. Giz koluma. Ver, yavaş. Gel. Aman yavaş. Uzat ayaklarını. Tamam, şöyle. Ay. Dur bakayım, bekle. Ay çok sağ ol ya. Gerçekten artık kendimi kötü hissediyorum. Olur mu canım? Kötü hissetmesi gereken bir kişi varsa o da benim. Benim yüküme de sırtlanma da, iyice mahcup etme beni. Keşke mümkün olsaydı. Yani keşke yükünün bir kısmını alabilseydim. Çünkü görüyorum bir yandan ailen, bir yandan mahalle, bir yandan şimdi bu şirket işleri, bir yandan çocuklar. Bak, güneşi tarif ediyorsun. Hani onun da böyle okları vardır ya, sıralı sıralı. Sen de benim dertlerimi anlatırken öyle sistemli gibi oldu yani. İsmimle ilk defa böyle benzeştiriliyorum. Biliyor musun, ben küçükken imza atmak ya da ismimi yazmak yerine güneşi çizerdim. Yazılı kağıdına bile. Hadi ya. Ben hiç çizemezdim çocukken güneşi. Yani onun okları falan vardır ya böyle. Hep yamuk yumuk çizerdim falan. Neyse Dila. Yani arkadaşlar gelirdi. Yardım etmeye falan çalışırdı da. Mafiş. Bir türlü çizemedim yani güneşi. İyisin değil mi? Hı. İyi. Ben sana bir ballı süt yapayım. Daha da iyi olursun. Gerçekten mi? Tabii canım. Sen yat dinlen. Geliyorum ben. Salonda seni bekleyecek. Arpasını aldı, sıkıntı yok. Sen ne dersen onu yapacak arttırmadan. Eyvallah canım. Söyleyecek misin? Mecburum oğlum. Bilmek hakları. Kızım ne yapıyorsun? Hadi sen geç otur, biz yaparız. Geç yavrum, geç. Tamam, ben gidip elimi yıkayayım o zaman. Kartal. Anne, kumuna otursana, sen de bir şey konuşacağım. Şimdi bugün öğleden sonra bu adli tıp raporları gelecek. Babamla alakalı. O bulduğun mezardaki kişi o mu değil mi? Öğreneceğiz. Ben de geleceğim seninle. Gerek yok. Mevzu zaten ağır. Bir de biz altını çizmeyelim şimdi. Hepimiz için böylesi daha iyi olur.
Anacığım, hala mı dün gece yüzünden? Ben bardakları getireyim. Dünden beri annem tuhaf. Güneş gel gel. Gel Güneş gel. Daha iyisin sanki bugün biraz. Bağlı süt işe yaradı. Yarar. Yani yaramıştır. Çok teşekkür ederim kuzgun. Her şey için. Yok, senin için ne yaptık da teşekkür ediyorsun. Esas sen nelere layıksın da. İşte biz bilmiyoruz öyle incelik, kibarlık. Esas sen sağ ol. Vallahi. Sen sağ ol. Anne, sana telefon. Bana mı? Kimmiş? Bilmiyorum, kadının biri söylemedi kim olduğunu. Efendim, Meryem Hanım. Sizinle acil görüşmemiz lazım. Sohbetimiz dün yarım kaldı. Tamam. Tamam. Kim o anne? Ay Kumru. Komşu kızım, komşu. Müsaadenle. Hadi eyvallah. Abi, evinin iş yerini izliyoruz. Teyzesi Dila, Ferman, bir de teyzesinin bir kızı varmış. Kimmiş? Güneş Yiğitler. Güneş mi? İyi tamam, bu teyze kızının bir kimliğin ismini cismini bulun getirin bakayım. Tamam abi, tabii. Sen hiç merak etme, 7 Cedde'nin aile albümünü getireceğim ben sana. Sen de. Hadi eyvallah. Ya Güneş Hoca bak ne diyeceğim. Biz unutmuşuz, sen de hiç hatırlatmadın. Bir ara kimliğini falan getirsene. Senin şu sigorta işini bir halledelim. Canım uğraşma o kadar işin arasında. Ne gerek var? Olur mu canım? Kaza bela. Allah korusun. Sigorta önemli. Hem senin sorumluluğun bende sayılır. Getir sen. İyi peki, tamam. İş güç beklemez. Ben ufak ufak gideyim. Kolay gelsin. Eyvallah. Merhabalar Selim Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçelim mi? Bu taraftan. Bu kadar mıyız? Evet Dila Hanım. Kuzgun Cebeci'nin arttırmaya katılma hakkı yok. O bir yolunu bulmuştur, merak etmeyin.
Cebeci burada. Yılmaz şirkete gitmiyoruz. Açık arttırmanın yapıldığı salona gidelim. Bu hep böyle mi olacak kuzum? El mahkum. Kafanıza vura vura hakem emeği anlatacağım size. Hakem emeği bir tek sen biliyorsun çünkü. İyi olan kazansın. Kazansın. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Biraz daha sıyılmaz. Surüstü mahallesine ait 4 dönüm arazi üzerine yayılan 4 dükkan 15 mesken için açık artırmayı başlatıyorum. Belirlenen raiç 1.850.000 Türk lirasıdır. Arttırın lütfen. 1.900.000 Türk lirası. Akrep var bunların cebinde, akrep. 2.000.000 Türk lirası. 2.050.000. 2.100.000. 2.200.000. 3.000.000. 3.000.000. Selim Bey beklemeyin, arttırın. Yalnız Dila Hanım, yüksek fiyatlara çıktık. Arttırın. 3.100.000. Sen ödeyeceksin değil mi bu paraları? Sen işine bak yüklen. 3.400.000. 10 sonrası bizi aşar. 'Canı kısmı kaçırdım galiba. Henüz değil. Devam edelim mi? Bana değil, Dila Hanım'a sor. Dila Hanım. En son 3.400.000 dendi. 4 dükkan, 15 mesken için 3.400.000 lira. Başka bir teklif yoksa artırmayı kapatıyorum. Bırakalım alsın. Dört dükkan, 15 mesken için 3.400.000 liraya Ahmet Yedinur oğluna satılmıştır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olur, olur. Arazilerin değerinin çok üstünde bir fiyattaydınız. Doğru karar verdim. İyi günler. Sana o araziler ederinde satılacak demiştim. Tabii para alın teri yerine kumarhaneden gelince savurmak kolay oluyor. Yok yok, öyle düşünme. Senin gibi adamlardan alıp fakir fukaraya veriyorum. Sevap bir yerde. Robin Hood mezarına ters dönecek.
Alacağını aldın artık, uzatma. Uzayacak, uzayacak. Muhatabınız yine benim. Maalesef benimle bir kez daha masaya oturacaksınız. Benimle boy ölçüşebilmek için çok para harcıyorsun. Benden sana bir tavsiye, kumarhane zinciri açma. Yoksa harcayacak tek kuruş bulamayacaksın. Hmm. Altına falan mı yatırım yapsam? Ne diyorsun, sen anlıyorsun bu işlerden. Hadi gidelim. Canını sıkmıyorsun değil mi? Yok. Güzel. Yılmaz, arabayı ben kullanacağım. Senin de halletmen gereken bir iş vardı galiba, değil mi? Evet efendim, rapor bekliyorum. Güzel. Başka bir toplantın daha mı var mı? Yok, yani birkaç iş var, o kadar. Eminsin değil mi Nedim? Evet, evet. Adli tıp raporuna göre o mezardaki gerçekten baba. Doğru söylüyormuş. Kim? Yalnız Kuzgun, bu rapora göre babam patlamada ölmemiş. O ne demek ya? Nasıl ölmüş? Baban vurularak öldürülmüş. İster misin? Babamın katilini arayıp durdum ben. Yıllarca hep. Şimdi geldiğimiz yerde döndük dolaştık. Hala arıyorum. Bak. Bence bırakman gerek artık. Oysa anlamıyor. Ulana kadar da vazgeçmeyecek. Thank you.
Aramızda. Tabii ki. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşalım. Allah kahretsin. Kimmiş? Bir belge falan getirecektin sen bana, hallettin mi? Anlatacağım. Bir sakin bir yere geçelim mi? Olur. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Olabildiğince de romantikleştirmemeye çalıştım ama. Neyin romantiği? Ben merak ediyordum seni. Yani duymuştum, anlatmışlardı bana. Sonra buraya geldim. Ve ben çakıldım kaldım Kuzgun. Hep görmeni istedim. Yani istediğimi onu da bilmiyorum gerçi. Ama bekledim işte, gidemedim de. Yapmam gerekeni yapamadım da. Neyi? Beni. Kendini. Yani yeni bir başlangıcı. Ne kadar hak ettiğini. Şimdi Güneş, ben ne desem yani. Deme bir şey, deme. Hiçbir şey deme, sadece dinle. Ve bana inan lütfen. Ben Güneş'i arıyorum aslında. Tanıyor musun Güneş'i? Güneş Hoca kahvenin orada. Ders saati şimdi. Sağ ol.